Kardemir Karabükspor, Yeni Malatya Spor arasında olacak. Yücel Hoca açıklama da yaptı. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Eksiklerimizin farkındayız. Onları da tamamlayacağız dedi. Üzerinde çok hatırası olan bir takıma karşı oynayacak. Geçmişte her iki takıma da şampiyonluk yaşattı. Süper Lig'e çıkardı. Onun için de farklı anlamı olan bir karşılaşma. Tabii uzun bir aradan sonra Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatya Spor. Tabii biz Malatya Spor'un geçmişine sahip olduğu için Yeni Malatya Spor'u öyle değerlendiriyoruz. Tabii ki lige ilk defa çıktı isim olarak ama Malatya Spor camiasını düşündüğümüz zaman eski ve köklü bir takım. Yücel Hoca da bu anlamda farklı profesyonel duyguların farklı duygularla bütünleştiği bir karşılaşma olacak. Tabii ki son iki haftada aldığı 4 puan yeni çıkmış bir takım için önemli. Önemli yabancı oyuncular var. Bunların içerisinde ayrıca İskender Alın gibi bu ligin tescilli golcülerinden bir isim var. Ama Kardemir Karabükspor da bu arada boş durmadı. 2 tane Roman takviye yaptı. Murat Akın'ın gelişi merkezdeki orta saha sorununu da gidermiş olacak. Adeta şampiyonun apoleti olan iki oyuncuyu bünyesine katmış oldu. Muhammed Reis ve Murat Akın. Bu iki isim hem hücum hem orta saha hattında takım oldukça katkı vereceklerdir. Tabii Roman oyuncularla ilgili çok önemli bilgiler aldık. Özellikle 21 yaşında kanat ve santrafor mevkiinde oynayan oyuncu lige damgasını vuracak diyorlar. Onu da bekliyoruz. Neagu isminde bir de forvet arkası oynayan bir oyuncu. Ön libero mevkiinde oynayan bir oyuncular var. Tabii önemli takviyeler yaptılar. Bu takviyelerin uyum halinde Kardemir Karabükspor ligin force eden takımlarından birisi olacak. Bu müsabaka oldukça zevkli ve çekişmeli geçmeye aday bir müsabaka. Son iki haftanın formda takımı ve son hafta liderliği kaybeden takım karşı karşıya geliyor. Sonucu kestiremiyoruz tabii. Bir tahminde bulunabiliriz ama son haftalarda ortaya konulan performansa her üç sonuca da açık bir müsabaka olarak değerlendirebiliriz. Baktığımızda bulunduğu yerden memnun olmayan bir üst lige dönmek isteyen Kardemir Karabükspor var. Diğer yanda da lige bu sezon yükselen Yeni Malatya Spor. Nasıl bir maç bekliyorsun Sinan? Yeni Malatya ile ilgili şunu söyleyeyim. İlk çıktıkları işte 1461 Trabzon maçında seyircisiz oynanan maçta çok kötü bir görüntü verdi. Yani böyle pozisyona giremedi. Çok dağınık bir görüntü verdi. İç hazır değil. Ama 3. maça bakıyorsunuz. Alanya maçına. Yani 2 haftada çok farklı iki takım gördük. Gaziantep Büyükşehir'den aldıkları bir puan da çok önemli. Yani oyun olarak söylüyorum. Yani çok iyi oynadı mesela Alanya'ya karşı. Çok etkiliydi. Bayağı bir mesafe almıştı. Ya da ilk maçtaki görüntü bizi aldattı biraz. O da olabilir. Dolayısıyla biraz Giresun'a benzetiyorum Malatya'yı. Sağ zemini de tabii o kötü görüntüde etken. Sağ zeminleri evet maalesef. Bir numaralı etken. Yani bütün konuşmalarımızın başına onu koyabiliriz. Yani %70, %80 zeminler çok kötü bu anlamda. Karabük'le ilgili Cedet abim söyledikleri önemlidir. Az önce bu puan silmeden şuradan bunda derken Karabük Spor bence sezona başlarken onun önüne geçti. Sağ sonuçlarını bilemezsin ne olacağını. Rüzgardan top gider gol olur işte. Balıkesir maçında olduğu gibi yani. Evet. Futbol bu. Alırsınız direkten döner olamazsınız. Ama Feridun Bey ve yönetimi şunun önüne geçti. Buca, Manisa, Ordu. Belki Kocaeli, Sakarya. Ya da Zonguldak Spor. Onun önüne geçti en azından. Yani bu kadar kısa sürede oyuncuların gitmesi Süper Lig oyuncularına. Kurulan kadro gelmesi. Bu zor bir süreçtir. Sil baştan bir takım. Tabii ki güçlü. Kağıt üzerinde çok güçlü isimler kuruldu. İlk 45 dakika o da tam tersi aldattı. Şimdi ilk 3-4 hafta bu kadar yeni kurulan bir takımla çok şey beklemezsiniz. Dersiniz kuyum. Aa, isimler var. Yani bu isimler iyi isimler. Bu iddialı takımlardan biri. Ama ilk 45 dakika bir oynadı. O kadar mı hazırsınız dersiniz. Yani o kadar mı hazırdınız? Tabii o demek ki biraz o gün. Sonraki iki maç oynadığı iki maç, iki buçuk maç biraz daha gerçekçi maçlardı. Evet öyle kolay olmuyor bu. Oyuncuları yan yana dizerek o biraz süreç. Ama Osman transferi de önemli bir transfer bence. Osman Çelik.
Antalya yani hafta sonu ilk 11 oynadı. Transferin son günü Karabük'e geldi. Önemli bir transfer bence. Takımın ikili mücadele kapasitesini artırması anlamında. Bu takımın en önemli eksiklerinden biri oydu. İkinci mücadele yani girip rakibi bozup top alacak. Oradaki topu buraya getirecek adam. Top buradayken bu takım iyi olacak. Ama top rakipteyken alan adam lazımdı. Osman'dır, Murat'tır bu oyuncular toparlayacaktır. Çok güçlü alternatifli bir kadro oluşturdu yani. Belki taksit taksit alınmış oldu ama tabii elinizdeki yabancı oyuncuları azaltıp yerine yapacağınız transferler de kısıtlı bütçesi olan takımlar için en büyük handikap. Ama Kardemir Karabük'te bunu gerçekleştirdi. Şu da olmaz. Yani. Şu da büyük bir handikap tabii ki. Yani şimdi Hüseyin Hoca'nın şampiyonlukları var. Muhammed Reis'in var. 6 senedir Murat Akın'ın var. Ömür boyu olmayacaklar. Mazeret belirtmesin diyorsun yani. Tabii. Yani dündür futbolda. Bugün bugündür. En son başarı konuşulur. Tabii ki.